Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Duat-ı Mekkiye 8. sefir 49. kısım. Vasıl. Namazın ortaya çıkardığı durumlardan biri de Allah'ın müminlere söylediği şu ifadeyle dile getirilir. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Allah kullarına kendisini zikretmeyi ve ona şükretmeyi emrettiği gibi bu konuda da sabırla ve namazla yardım istemeyi emretmiştir. Allah namaza ve kullarını yüklediği Allah'ı hoşnut edecek bütün güçlüklere karşı sabırla davrananlarla beraber olduğunu onlara bildirdi. Çünkü sabır, sıkıntı, sevimsiz şeyler, manevi ve maddi güçlüklere bağlı olan makamlardan biridir. Allah burada sabırı zikrettiğimiz nedenle ifade etmiştir. Ayrıca bana şükredin, nankörlük etmeyin ifadesinde ise bir örtüşme vardır. Şükür, nimet ve muhabbete bağlı makamlardan biridir. Bela şükre dahil olmadığı gibi, işlerin hakikatleri hakkında bilgisi olmayanların zannettiği gibi sabır da nimetlere giremez. Öyleyse burada namaz ve namaza karşı sabır ki sabır devam ve sebat etmek, nefsi ona zorlamak demektir. Zikir ve şükürde etkindir. Binaenaleyh bu ayetteki sabır, ailene namaza emret ve ona karşı sabırlı ol ifadesindeki sabırdır. Bu nedenle sabır namazla birlikte zikredildi. Buna göre sabır zikre ve şükre etki ettiği gibi aynı şekilde sabır namaza da etki eder. Öte yandan kendisine karşı sabır gösterilen namazda zikir ve şükrü etki eder. Çünkü namaz Allah ile kulu arasındaki bir münacat ve konuşmadır. Rab ile konuşulabilecek en uygun ifade kendisine namazda okuması emredilmiş olan Allah'ın kelamıdır. O da ayağa kalkmak yani Fatiha'yı ve onunla birlikte insanın kolayına gelen sureleri okumasıdır. Rükû, Rabbinin yüce ismini tesbih etmek gibi namazın hallerinde Kur'an-ı Kerim okumaktır. Bu durumda insan indirmiş olduğu kelamıyla Rabbini namazında zikreder. Secdesinde ise şöyle der. En yüce Rabbimi tenzih ederim. Çünkü en yüce Rabbin adını tesbih et ayeti indiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu secdelerinizde yapın demişti. Böylece Allah kendisine şükretmemizi ve adını zikretmememizi emretti. Namazda ayaktayken okunan Fatiha suresi zikri ve şükrü birleştirir. Bu sürede şükür, hamd alemlerin Rabbi Allah içindir ayetidir. Bu, içerdiği her zikri ve namazın diğer kısımlarını şükretmeyi zikretmektir. Allah'ın namaz esnasında zikredilmesi ve kendisine şükredilmesi, namazın dışındaki zikir ve şükürden daha büyüktür. Çünkü namaz en hayırlı ibadettir. Bu namaz, zikredenin kendisine dönen bu üstünlüğü zikre kazandırmıştır. Diliyle ve eylemiyle Allah'ı zikretmek ve ona şükretmek isteyen insan başkasıyla değil, Kur'an-ı Kerim'de indirilmiş bütün zikirlerle namaz kılmalı ve Allah'ı zikretmelidir. Bu esnada sorumluluktan kurtulmak için Kur'an-ı Kerim'de bulunan zikir ve duaya niyet etmelidir. Çünkü kendi sözüyle Allah'ı zikreden kimse hiç kuşkusuz bu zikirde Allah ile ilişkilendirilen hususta sorumluluktan çıkmış ve zikir halinde Allah'ın kelamının okuyucusu olmuştur. Böylece insan Kur'an-ı Kerim'de bulunan tesbihleri, övgüleri ve duaları söyler. Bu durumda bulunan Kur'an-ı Kerim'i zikretmesiyle sizi zikrederim ifadesinde Allah'ın kulu zikretmesi arasında tam bir örtüşme gerçekleşir. Böylece Allah da kendisini zikredeni zikreder. Onun birini zikretmesi ise kendi kelamıdır. Bu durumda İki zikir arasında karşılıklı ilişki oluşur. Dolayısıyla kul Allah'ın kendi uydurduğu bir zikirle zikrederse Allah'ın kulunu zikretmedeki ifadesi ve kulun Allah'ı zikretmesi arasındaki bu ilişki gerçekleşmez. Çünkü burada kul Allah'ı Kur'an-ı Kerim'de gelmiş ifadelerle zikretmediği gibi aynı zamanda buna niyetlenmemiştir. Lafız olarak Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyi tuttursa bile bu kendi iradesiyle gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla Allah'ın insanı zikretmesiyle insanın Allah'ı zikretmesi arasındaki örtüşme gerçekleşmez. Kur'an-ı Kerim'in zikredilmesi
namazda gerçekleşmiş ve böylece vacip zikirlere eklenmiştir. Vacip zikirler ise Allah nezdinde daha üstündür. Çünkü kul namazda Fatiha suresini okumak zorundadır. Bu nedenle bilginler bu süreyi namazda okumayı vacip saymıştır. Aynı şekilde rükû ve secdede Kur'an-ı Kerim'de indirilmiş ifadelerle tesbih yapmak emredilmiştir. Bu da daha önce zikrettiğimiz gibi Ala suresi hakkında Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihi rükûda okuyun ya da onu secdede okuyun ifadesidir. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretti. Rükû ve secdede tesbihleri 3 kez okumak emredilmiştir. Bu sayı tesbihin en azıdır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem emri vaciplik ifade eder. Bu nedenle bir alim ki o İshak bin İbrahim bir Rahaviye'dir, 3 kez okumayı vacip saymıştır. Ona göre rükû ve secdesinde 3 kere tesbih getirmeyen kişinin namazı geçerli değildir. Allah şöyle buyurur. Sabır ve namazla yardım isteyin. Yani beni zikretmek ve beni şükretmek için yardım isteyin. Hak, namazın kula yardımcı olduğunu bilmeseydi onu buna emretmezdi. Hak, namazın kula yardımcı olduğunu bilmeseydi ona bunu emretmezdi. Böylece Allah namazı kendi yerine koymuştur. Çünkü Allah kula şöyle der: "Ancak senden yardım isteriz." Yani sana ibadet ederken senden yardım isteriz. Kendisini zikrederken ve ona şükrederken de namazla yardım istemeyi emretmiştir. Böylece namazı kendi yerine başka bir ifadeyle onu zikretmeyi ve ona şükretmeyi yerine getirirken yardımcı yerine koydu. Ey dost, eşyanın en yücesindeki Allah'ı zikretmektir. Hakkın kendisi yerine koyduğu bir halden, sıfattan, hareketten ve fiilden seni sakındırır. Namaz kılan insan adeta hakkı giyinen kimse gibidir. Hak ise nurdur. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: "Namaz nurdur." Böylece Allah namazı kendi yerine koydu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Gözümün aydınlığı namaz yapıldı." der. Göz aydınlığı bir şeyi görmek nedeniyle gerçekleşen göz sevincidir. Öyleyse namaz kılan kişi namazında hakkı giyinir. Onu görür ve onunla konuşur. Böylece namaz bu 3 hali birleştirir. Aynı durum bu ayetteki "benim için şükredin" ifadesi için geçerlidir. Ona şükrettim ya da onun adına şükrettim denilir. Ona şükrettim ifadesi onun şükredilenle aynı olduğunu bildirir. Onun adına şükrettim ifadesinde ise 2 yorum vardır. Birinci yorum ona şükrettim ifadesi gibi sayılmasıdır. İkinci yorum ise bir şeyden dolayı şükretmektir. Bir şeyden dolayı şükredildiğinde Allah şükredene şöyle der: "Benden dolayı sana bir nimet veren kimseye şükret." Böylece nimeti ulaştıran sebebe şükretmek Allah'a şükretmenin aynı olur. Çünkü insan sebebe Allah'ın emriyle şükretmiş ve nimet vereni burada Rabbinin vekili saymıştır. Vekile itaat ise onu halife atayana itaat demektir. Peygamber'e itaat eden kişi hiç kuşkusuz Allah'a itaat etmiştir. Bu nedenle Allah her iki durumu içermesi için "benim için şükredin" demiş, "bana şükredin" dememiştir. Allah her 2 yoruma göre de sabır ve namazla yardım isteyin der. Nitekim şükür gereken ki iyiliktir. Yani nitekim şükür gereken konuda da yardım istemeyi emretmiş ve şöyle demiştir: "İyilikte yardımlaşın." Bu nimet vererek ihsan etmektir. Takvada yardımlaşın, yani bunu bir siper edinin. O da namaza uygundur. Çünkü namaz kötülük ve taşkınlığa karşı bir siperdir. Allah kendisini El-Vaki yani koruyan diye isimlendirmiştir. Namazda koruyucudur. Kul da kendi namazını giyinir. Öyleyse namaz zikrettiğimiz şeyden korunmaktır. Koruyan ise Allah'tır. Bakan ve basiret gözüyle gören için namazın durumunun ne kadar üstün olduğuna bakın. O halde mutlu kişi namaza devam eden, onu koruyan ve bu konuda ısrarlı olan kişidir. Namazın üstünlüklerinden biri de Allah'ın azabı namaz kılarken yani gafil olana değil, namazın kendisini unutana bağlamış olmasıdır. Böyle der: "Namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar namazlarından gafildirler." Burada namazlarında demedi. Çünkü kul namazında ya da ya Hak ile münacat eder ya onu müşahede eder. Bazen müşahadesinde kendini kaybettiği için münacatını unutur. Bazen ise münacatında kendisini kaybettiği için müşahadesini unutur. Allah'ın sözü
Allah'a gerekli tenzih ve övgü niteliklerinden söz ettiği gibi aynı zamanda var olanlarla ilgili hükümleri, öyküleri, hikayeleri, vaat ve tehdit gibi durumları da anlatır. Bu nedenle söz onları gösterdiği için düşünce var olanlara yönelir. İnsana okuduğunu düşünmek emredildi. Bazen ayet üzerine düşünme, okuduğu ayette gördüğü varlığa da uzanabilir. Bu durumda Allah tarafından zikredildiği tarzıyla olmaksızın o varlığın Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor oluşundan onun özel varlığına geçer. Böyle bir durum namazı etki ettiğinde kuşku diye isimlendirilir. Böyle bir durumda insan ne kadar namaz kıldığını bilemez. Bu nedenle Allah şeytanın burnunu sürten ve namazın eksiğini telafi edip kendileriyle üstünlük elde edeceği unutma secdesini emretmiştir. Bu sayede namazı katmerleştiği gibi ödülü de katmerleşir. Bu durum nafile ve farz ibadetlerde birdir. Allah namazında unutan kişiyi hilesiyle korkutmaz. Zikrettiğimiz ya da ima ettiğimiz hususa dikkat eden kişi Allah'ın kullarına olan ihsan ve rahmetini bilir. İnsanlar böyle bir şeyden habersizdir. Dolayısıyla ibadetlerin şerefini, şeytanın üzerlerinde herhangi bir otoritesi ve kanıtının bulunmadığı Allah'ın kulları bilebilir. Allah bizi ve sizi sabreden ve namaz kılan kimselerden etsin. Amin.